Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. 10 sınıflarda analitik geometri 1 dersindeyiz. Ki bu dersimizde ben sana analitik düzlemde bazı hatırlatmalar yapacağım. Ama hocam ben analitik düzlemi biliyorum. Sakın deme. Arkadaşım burada anlatacağım her şey sonraki videolarda sana temel oluşturacak. Bunları çok iyi hatırlaman, çok iyi öğrenmen gerekiyor. Beni dikkatle dinliyorsun. O halde dersimiz başlasın. Başlığımız analitik düzlem dedik. Her zaman olduğu gibi tanımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Başlangıç noktasında birbirini dik kesen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme koordinat sistemi ya da analitik düzlem adını veriyoruz. Analitik düzlem senin var olan düzlemini dört tane parçaya ayırıyor. Şekilde de görüyorsun. Birinci bölgesi, ikinci bölgesi, Üçüncü ve dördüncü bölgesi. Bu bölgelerle ilgili neyi hatırlatmalıyım ben sana? Tabii ki işaretleri hatırlatmalıyım. Birinci bölgedeki noktaların işaretleri artı artı olacaktır. X ve Y ekseninden kaynaklanan. Bakın X burada eksi olduğu için birincisi eksi ikincisi ne olacaktır? Artı. O da Y eksenine tekabül ediyordu. Üçüncü bölgede işaretlerimizin ikisi de eksi oluyordu. Dördüncü bölgede X'imiz artı Y değerimiz ne olacak? Eksi değer alacaktı. Şimdi gel bir sonraki sayfaya geçelim. Bu sayfada Eksenlerin özel adları vardı hatırlıyor musun? X ekseninin diğer adı absisler ekseni. Y ekseninin diğer adı ordinatlar ekseniydi. Aynı zamanda o iki eksenin kesiştiği nokta ki sıfıra sıfır noktasıydı arkadaşlar. Onun da özel adı orijin Güzel bu hatırlatmayı da yaptık. Peki koordinat düzleminde nokta nasıl bulunur? Onu hatırlıyor musun? Onu da hatırlatalım hemen sana. Bakın şimdi x ekseninde a'da y ekseninde b'nin hizasında olan bir nokta var elimizde. Bu nokta bir kere büyük harfle gösterilmek zorunda. Ben ona a noktası adını veriyorum. Ve sıralı ikililerden oluşmak zorunda. Önce x değerini a'yı Ardından y değerini yani b'yi yazdım. Güzel. Bu hatırlatmayı da yaptık. Şimdi gel bir örnek çözelim. İşte örneğimiz. Köşe koordinatları verilmiş olan ABCD eşkenar dörtgenini çiziniz diyor. Önce köşeleri bulacağım. Ardından ne yapacağım? Bu dörtgeni oluşturabilmem için köşeleri birleştireceğim. A noktası eksi 6'ya eksi 4. Yani x ekseninde eksi 6, y ekseninde eksi 4'ü buluyorsun. Bak tam o nokta burası arkadaşım. x ekseninde eksi 6, y ekseninde eksi 4. Bunları hatırlıyor muyuz? Eksi 2'ye eksi 3 noktası. Hemen onu da bulalım. Eksi 2'ye eksi 3 noktası tam da burası oluyor. Oranın da adı B noktası olsun istedik. C noktasının koordinatları eksi 1'e 1. Bir. C noktasının koordinatları eksi 1'e 1 bir dedi ki onu da şöyle gösterdik. Şimdi geldik D noktasına eksi 5'e 0. Yani tam olarak nerede oluşması lazım? x ekseninin üstünde oluşması lazım. Burası da burası C noktasının koordinatlarıydı. Sıra geldi bu noktaları birleştirmeye arkadaşlar. Önce bakın kimden kime gidiyorsun? A'dan B'ye, ardından C'den D'ye gidiyorsun. Ben de birleştiriyorum. A'dan B'ye birleştirdim. B'den C'ye birleştirdim. C'den D'ye birleştirdim. E, eşkenar dörtgen bu. Tamamlamam lazım. A'dan da tekrar nereye birleştiriyorum? D noktasına birleştirip eşkenar dörtgenimi oluşturuyor. Peki sınavlarınızda analitik düzlemle ilgili örnek gelir mi ve gelirse nasıl bir örnek gelir? İşte karşında. Şekildeki birim karelere bölünmüş olan kağıt üzerinde A ve B noktaları verilmiştir. Tamam. Bu kareli kağıt dik koordinat sistemine yerleştirildiğinde A noktasının koordinatları eksi 1'e 4 olduğuna göre B noktasının koordinatları nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda ne yapman gerekiyor? Aman, hemen sana göstereyim. Burası biliyorsun ki x eksenine burası y eksenin hizasındaki noktaya karşılık gelen yerlerdi. Yani x ekseninde eksi 1'de kalacak y ekseninde artı 4'te kalacak. Öyle bir nokta bulalım ki yukarıya doğru 4 birim olsun. Yani 4 birim hizada yukarıda. Sola doğru da kaç birim gitmiş? Bir birim gitmiş. Ben geriye doğru yani yaptığının tersini yapıyorum. Bir birim sağa giriyorum. Dört birim aşağı iniyorum. Bir, iki, üç, dört. Dediklerinin tersini yaptım bak. Sola doğru eksi birdi sağa doğru gittim. Yukarı doğru dörttü aşağı doğru dört indim. İşte tam olarak nereyi buldum? Orijini buldum arkadaşlar. Orijini bulduğuma göre artık koordinat sistemini çizebilirim. Çizeceğim koordinat sisteminin Y ekseni bu taraftan geçecek x ekseninde tam olarak bu noktadan geçecek. Gördüğün gibi orijin noktası burası. Hatta A noktasını tekrar gösterelim mi? Bakın burası eksi 1. Burası artı 4 noktasıdır. Eksi 1,4 A noktasına karşılık gelen yerde. Soru benden B'nin koordinatlarını istiyor. Buyurun onu bulalım şimdi. Sağa doğru gidiyorum x ekseninde 1 2 birim gittim. B 2'nin hizasına. O halde X değeri nedir B'nin? 2'dir. Yukarıya doğru bir birim çıktığına göre Y değeri de ne olacaktır B'nin koordinatları için? 1. Yani B'nin koordinatları 2'ye 1 noktasıdır. Geldik farklı bir soruya. Bölgelerle ilgili çok fazla soru örneği var arkadaşlar. Biraz da bunlardan çözelim dilerseniz. Analitik düzlemde eksi a, eksi b noktası dördüncü bölgede yer alıyor. Bir saniye, bir saniye. Şimdi bölgeleri bir çizelim mi tekrar? Bu bizim koordinat düzlemimiz çok dik olmadı ama idare edelim artık onunla. Eksi a, eksi b dördüncü bölgeye tekabül ediyor. Peki sen dördüncü bölgenin işaretlerini hatırlıyor musun? X değeri pozitif, Y değeri ne oluyordu? Negatif oluyordu. Bunu hatırlattık. Buna göre diyor A çarpı B virgül A eksi B kaçıncı bölgededir? Hangi bölgededir diye soruyor. Öncelikle biz A ve B'nin işaretlerine karar vermeliyiz eksi a nasıl bir değermiş arkadaşlar? Pozitif bir değermiş. O halde artı a ya da kısaca a değeri nasıl bir değer olacaktır? Negatif bir değer olacaktır. Yani a değeri sıfırdan küçüktür adını verebiliriz. Bu özelliği söyleyebilirim. Şimdi gel b'ye bakalım. Eksi b denen değer arkadaşlar negatif bir değermiş. O halde b değeri onun ters işaretlisi yani pozitif değer olacaktır. Pozitif değerler tabii ki nedir? Sıfırdan büyük değerlerdir. A ve B ile ilgili iki önemli kuralı bulduk. Peki soru benden ne istiyor? B, A çarpı B'nin işaretini istiyorsun. Peki A çarpı B'yi hemen bulalım. A'nın işareti neydi arkadaşlar? Negatif değerdi. B'nin işareti neydi? Pozitif değerdi. Eksi ile artıyı çarparsan negatif değer elde edersin. O halde bizim buradaki işaretimiz ne olacaktır? Kesinlikle negatif işaret olacaktır. Şimdi gel benden ne istiyor? A eksi B'nin işaretini istiyor. Hemen onu bulmaya çalışalım. A eksi B dedik. A'nın işareti zaten negatifti. Arada çıkartma işlemi var. Ardından B'nin işaretini yapıyorum. Toplama işlemi var. İki ifadeyi birbirinden çıkarıyormuşuz gibi hayal edebilirsiniz. Baştaki ifade çıkartma işlemiydi. Ardından gelen ifadede artı ile eksi çarptığın için ne oldu? Çıkartma işlemi oldu. Eksi ile eksi iki ifade varsa sonuç yine ne gelecektir? Negatif olarak gelecektir. Yani sen şunu yazabilirsin. A eksi B'nin değeri kesinlikle ne olacaktır? Yine negatif bir değer olacaktır. Peki ikisinin de negatif olduğu bölge. Bakıyorum. X'i de Y'sinin de negatif olduğu bölge kaçıncı bölgedir? Tabii ki üçüncü bölgedir. Arkadaşlar üçüncü bölgede X ve Y değerlerimiz negatif olduğu için B noktası düzlemin üçüncü bölgesinde yer alır. Şimdi daha farklı bir soruyla karşındayım. Analitik düzlemde 6'ya eksi 7 noktası verilmiş. Bunun diyor eksenlere uzaklıkları toplamını bulur musunuz? Bulalım arkadaşım. Şimdi sen yine analitik düzlemi çizmen gerekiyor. Ben hemen sana analitik düzlemi çizdim. Analitik düzlemde bu noktayı bir gösterelim. Görsel olarak görürsek belki akılda daha kalıcı olur. X ekseninde artı 6'ya Y ekseninde eksi 7'ye karşılık gelen noktanın tam izasındaki yer bizim neremiz oluyor? A noktamız oluyor. 6 virgül eksi 7 noktası. Bunun diyor eksenlere uzaklıkları nedir? Arkadaşlar A noktasının Y eksenine olan uzaklığı şu bölgedir. Yani X değeridir. Biz burada bunları da bilelim. Buradaki X değeri kaç birimdir? 6 birimdir. Peki x eksenine olan uzaklığını nasıl bulacağım? Y ekseninde hizasında olduğu yerdir ki oraya da kaç birim uzaklıkta? 7 birim uzaklıkta. Bunların toplamı soruluyor bize. 6 ile 7'yi topluyorum. Doğru cevabı ne olarak bulduk? 13 olarak bulduk. Şimdi geldik yine benzer ama daha güzel bir soruya. A noktası 3 virgül A artı 4 noktasının eksenlere olan uzaklıkları eşit olduğuna göre. He, eksenlere eşit uzaklıkta. A'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır diye sormuş. Biz yine her zaman olduğu gibi analitik düzlemimizi çizdik x ekseninde kaç noktasındasın? 3 noktasındasın. Güzel. Peki a artı 4 nereye tekabül ediyor? Hiçbir fikrim yok ama a artı 4 belki bu hizaya tekabül ediyor olabilir. Ya da aşağıya niye tekabül etmesin? a artı 4 dediğin nokta buraya da tekabül ediyor olabilir. 2 tane a noktası bulduk. a1 ve a2 noktaları adını verelim. Diyor ki eksenlere uzaklıkları eşit. Hmm, burada büyük kopyayı aslında bize vermiş. y eksenine olan uzaklığını bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. x değerinin mutlak değeri Y eksenine olan uzaklıdır. Kaç birimmiş? 3 birimmiş. O halde bunun da yukarıdan yani orijine olan uzaklığı yine kaç birim olması gerekiyor. Eksenine olan uzaklıkları eşit olduğuna göre, X eksenine olan uzaklığı yine kaç birimdir? 3 birimdir. Ya da 3 birim ne tarafa doğrudur? Aşağıya doğru da 3 birim inebilirim. Gel, biz önce yukarıdakini bulalım. Önce burayı buluyorum arkadaşlar. A artı 4'ün Orijine yani sıfır noktasına olan uzaklığı kaç birimmiş? 3 birimmiş. O halde A'nın değeri ne olabilir? 3 olabilir. Özür dilerim. Buradan 4'ü karşıya attığımda 3 eksi 4'ten ne olarak bulunabilir? Eksi 1 olarak bulunabilir. Peki eksi 1'i yaz bakalım yerine. Bu koordinat ne yapıyor gerçekten? 3 yapıyor. Süper bunu bulduk. Peki aşağı doğru 3 birim inmediğini nereden bilirim? Bilemem. O halde bu değer aynı zamanda kaça eşit olabilir? Eksi 3'e eşit olabilir. Çünkü y ekseninde aşağı doğru inersen negatif değer alırsın. O halde a artı 4'ün cevabı aynı zamanda kaça eşit olabilir diyorum eksi 3'e eşit olabilir diyor. Buradan a'yı çekmeye çalışırsak eksi 3 eksi 4'ten a'nın doğru cevabı ne olarak bulunur? Eksi 7 olarak bulunur. Bir de eksi 1 bulmuştuk bunların çarpımı isteniyor. Eksi 1 çarpı eksi 7 yazıyorum ki işaretler eksi olduğu için birbirini götürdü. Doğru cevap 7 olarak bulundu. Kısaca senin burada şunu görmen gerekiyor. Y eksenine, y eksenine uzaklık şöyle bir formül çıkıyor arkadaşım ortaya mutlak x kadardır. Yani ben sana x virgül y noktasını verdim ya y eksenine uzaklık mutlak x kadardır. x eksenine uzaklığı kaç birimdir? Nasıl bulurum? Mutlak y kadardır. Bu değerleri iyi bilirsen, iyi hatırlarsan ilerleyen soruları da çok daha rahat yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi gel sıradaki. Sıradaki örneğimizde yine düzlemin bölgesi ile alakalı. A ve B noktaları verilmiş. Bu noktalar düzlemde aynı bölgede olduğuna göre anılabileceği tam sayı değerlerini istiyoruz. Şimdi belli olan değer arıyorum. Bak A noktasının x'i belli 4. Yani nasıl değer? Pozitif der. Aynı bölgede olduğuna göre B noktasının x değeri de kesinlikle ne olmak zorunda? Pozitif. Peki pozitif deyince ne anlıyorsun? Tabii ki sıfırdan büyük değerler anlıyorum. A değeri buradan bu eşitsizliği çözdüğümüzde eksi birden büyük olarak bulunur. Bunu kenara not aldık. Kenarda beklesin. Şimdi geldik y değerlerine bakıyoruz. B'nin y değeri belli. Negatif bir değer. O halde A'nın da Y değerinin yine ne olması gerekiyor? Negatif bir değer olması gerekiyor. Peki bir ifadenin negatif olması demek onun sıfırdan küçük olduğu anlamına geliyorsa A kesinlikle kaçtan küçük olacaktır? 5'ten küçük olacaktır. Şimdi gel bir tost yapalım. A'yı ortaya alalım. A dediğim değer 5'ten küçükmüş ama kimden büyükmüş? Eksi birden büyükmüş. O halde biz A'nın olabileceği, alabileceği değerleri yazalım. 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Eksi 1 ve 5'i alamıyorum. Çünkü o bölgeye ait değilsin. Tamam mı? Alabileceği tam sayı değerlerini bul dedi. İşte bulduk. Sıradaki soru gelsin. A 5 virgül B artı 4 noktası x ekseni üzerinde. Büyük kopyayı burada vermiş. B noktası da y ekseni üzerindeymiş. Şimdi bu eksen üzerinde olmak ne demekti? Sana onu bir hatırlatayım. Eğer senin A noktası dediğin nokta şurada bir yerdeyse. Bakın 5 virgül B artı 4. Hocam niye oraya çizdin? E, x ekseni üstünde diyor. X ekseni üstünde ise Y değeri kesinlikle ne gelecektir? 0 olarak bulunacaktır. Yani B artı 4'ü ben 0'a eşitlerim. B'nin cevabını buradan eksi 4 olarak bulur. bulduk. Devam et. A 3 eksi 2 noktası Y ekseni üzerindeymiş. Şimdi burası Y eksenidir. Y ekseni üzerindeki B noktasının koordinatlarını yazıyorum sana a eksi 3'e eksi 2. Sen y eksenin üstündeysen senin x değerin kesinlikle 0'a eşit oluyordu. Yani buradan a eksi 3'ün cevabı 0'sa a'nın cevabı da 3 olarak bulunur. Şimdi ne diyorsun? Buna göre c a virgül b noktası. O halde c'nin koordinatlarını yazalım. a değerini 3 bulduk. b değerini eksi 4 olarak bulduk. Bu noktayı bulun ve analitik düzlemde kaçıncı bölgede olduğunu söyleyin. 3'e eksi 4. Arkadaşlar 3 x ekseni için sağdadır. Eksi 4 aşağıdadır. O halde benim aradığım C noktası bu bölgede. Yani eksenimizin kaçıncı bölgesi oluyor? Dördüncü bölgesinde oluyor. Ve arkadaşlar bölümün son sorusuna ve gerçekten sağlam bir soruya geldik. Sizin o sınavlarınızda da hocanız gerçekten zor soru soruyorsa bunun gibi bir soru neden gelmesin diyoruz. Hemen bakalım sorumuza. ABC'de bir kare. Kare olduğuna göre bütün kenarlarının birbirine eşit olduğunu herhalde söylememize gerek yoktur. Ve köşe açıları kesinlikle kaç derece olacaktır? 90 derece olacaktır. Bunları işaretledik. A'nın koordinatları verilmiş. 1,0 noktası. D'nin koordinatları verilmiş. 0,3 noktası. Peki ne istiyorsun? B noktasının koordinatlarını arıyorsun. İlk yapmam gereken şu arkadaşlar. D noktası yani şuradaki yükseklik kaç birimdir? 3 birimdir. Buraya doğru sağa doğru gittiğinde buradaki yükseklik kaç birim olması gerekiyor? Tabii ki 1 bir birim olması gerekiyor. Bunları gördün. Peki burada bir 90 derecelik açıyı gördün. Peki şunu hatırlıyor musun arkadaşım? Biz bunlara değer verebiliyorduk. Örneğin bu A açısı olsun. Buradaki B açısı olsun. A ile B'nin toplamı kesinlikle kaç derece olacaktır? 90 derece. Eş üçgen bulmaya çalışıyoruz. Gel bakalım bu B noktasından aşağı doğru bir dikme inelim. İndik. Güzel. A ile B'nin toplamı hatta şuraya not alalım. Kesinlikle kaç derece olacak dedik? 90 derece. Bak B var burada. 90 var. Geriye sadece hangi açı kaldı? A açısı kaldı. Bunu yazdık. 90 var, A var. Buraya hangi açı kaldı? B açısı kaldı. Bunu da yazdık. Peki benim söylemek istediğim ne biliyor musun sana? Şurada içini sarıyla boyadığım iki üçgen var ya. Bunlar kesinlikle eş üçgenlerdir. Nereden bildin hocam? Bak burada 90'ın karşısında karenin bir kenarı var. Burada 90'ın karşısında yine karenin bir kenarı var. A ve B açısı var. A ve B açısı var. Peki bu üçgen hangi özelliğe göre birbirine eş hatırlar mısın? Açı, kenar, açı özelliğine göre birbirine eş eş olması demek. Ne demek mi? B'nin karşısı 3 birimse burada da B'nin karşısı yine kaç birim çıkmak zorunda? 3 birim çıkmak zorunda. Ben buraya B yazdım ama onu düzeltelim. Burasının birim uzunluğunu yazdık. Kaç birim? 3 birim. A'nın karşısında aşağı soldaki üçgende bir birim varsa sağdaki üçgende de A'nın karşısında kaç birim olacaktır? Bir birim olacaktır. Artık B'nin koordinatlarını yazabilirim herhalde değil mi? B'nin X ekseninde ilerlediği bölge kaç birim oldu? 4 birim oldu. O halde X değerine 4. Yukarıya doğru çıktığı kaç birimdi? 1 birimdi. O halde o da 1. Yani Y'nin özür dilerim B noktasının koordinatları 4,1'dir ki. Bu son sorumuzdu. Analitik geometrinin analitik düzlem hatırlatmalarını seninle birlikte bitirdik. Sırada ne var mı dersen iki noktanın birbirine olan uzaklığını anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda. Orada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.